futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, milli takımda 39 kez A milli takım kaptanlığı yaparak rekor kıran bir futbol yıldızı. Turgay Şeren, Berlin Panteri. Atatürk'ün kalem mahsus müdür muavininin oğlu olan Turgay Şeren'in resmi kayıtlardaki adı Türkay'dır. Bu adı ona Atatürk koymuştur. Babam Atatürk'ün kalem mahsus müdür muaviniymiş zamanında. Beni kucağına almış, annemi de yanına. Gitmiş efendim, çocuğumuz oldu, ismini ne koyalım? Türkay olsun demiş. İşte benim ismim Türkay oldu. Turgay Şeren, Galatasaray Lisesi parasız yatılı sınavına girer ve kazanır. Lisenin 9. sınıfındayken Galatasaray takımında kaleci olarak futbol oynamaya başlar. Benim ismim Galatasaray Lisesi'nde Türkay söylenemedi. K onlara çok bir tuhaf geldi. Turgay'la söylenmek çok daha kolaydı. Ve dediler ki mahkemeye gidelim, değiştirelim. Yok dedi. Ben Atatürk'ün koyduğu ismi değiştirmem. Benim ismim esas yani Türkay ama halk beni Turgay bilsin. Hiç önemi yok. Turgay Şeren 1949 yılında başladığı kalecilik görevini 1967 yılına dek büyük başarılarla sürdürür. 17 Haziran 1951 Berlin Olimpiyat Stadı. Federal Almanya Türk milli takımını ağırlıyor. Aşağı yukarı 100 küsür bin kişi doldurmuş stadı. Bu futbol maçını ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyorlardı. Fakat şansımız yaver gitti bizim. Benim de şansım çok yaver gitti. Ve biz maçı 2-1 kazandık. Ertesi günü gazeteler, Türkiye değil, Turgay yazıyor orada. Buraya bir mutlu olarak geldim ve futbol hayatıma tabii Galatasaray'da devam ettim. Futbol yaşamını 2 Temmuz 1967'de İnönü Stadı'nda bir gece maçıyla noktalar.